Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 42. sezonun 9. savaşını oynayacağız. Rakibimiz SSX1. Ama Kabam'ın dünkü yaptığı bir açıklamada arkadaşlar, şöyle geleyim foruma, bu savaşın sayılmadığını söyledi. Çünkü global karoda gene eski sıkıntı tekrar olmuş. Hüner karosu açıldığında 4-5 saniyede rakip gene L3 doldurmaya başlamış. Bazılarının söylediklerine göre benim başıma gelmedi. Ama forumda bir sürü kişi bu şikayet, yani böyle bir durumun olduğunu yazmış. Foruma çok şikayet varmış. Ondan Kabam bu savaşı iptal etti. Ondan çok kasmayacağız. Şimdi ben burada takımıma girmiştim çoktan savaşa. Çünkü bu sorun olduğunu görünce savaşa girip sabaha kadar bekleyeyim dedim. Ama savaş iptal edildiği için şimdi ilerlemeye başlayabilirim. Evet, ilk rakibime gireceğim şimdi Mantis. Kingpin'le. Karolarımız klasik. Çok fazla güçlendirme, yani güçlü güçlendirmeler basmayacağım da küçük güçlendirmeler basacağım. Savaş iptal olduğu için. Mesela bu ikisi yeter. Sağlık basmaya gerek yok. Başlayalım. Bir güç bariyle başlama basardım bir de normalde bunu da. Evet, bende o sorun yok gibi şu anda. Normal görünüyor. İki de zamanında aldık ha. Yakmaz değil, bu kadar canımı mı aldı gerçekten benim ya? İlginç. Yine her türlü pot basmamız gerekecek ilerleyen dövüşlerde ama şimdilik basmayalım. Devam edelim. Evet, sırada Knull var. Yani Null. Evet, süpersiz oynayacağız. Güç odaklanması bir var. Aa, kopyası düşükmüş. Neyse, hızlı hızlı iner bu zaten. Kingpin'in üstünde iyileşme etkilerinin azaltılamaması özelliği olması mükemmel mesela. Bu yüzden. Çok hızlı dövebiliyor rakibini ve hiç canı gitmiyor bu karodan. Yakmaz el karosundan. Öyle çok güzel bir yanı var. Sırada Sasquatch var. Bakalım, bunda da karolar aynı. Hatta gücünü kitleyeceğimiz için özel saldırılardan sonra Bay Sinister sinerjisi sağ olsun. Güç verimi de çok etkilemeyecektir bizi. 7. Ben buna gene L1 atarak oynayayım tabi. Evet. Mesela gücü gitti şu an. Dümdüz rahat vurabilirim. Ama mesela Tanarık'ın gazabına girmeden onu indirsem iyi olur. Çünkü hiç güç barı harcadı mı gücü gitmez. Bak bak, havaya vurdu gene ya. Ağır saldırıyı havaya atıyor bazen böyle Kingpin. Ne yapalım? Evet, Sasquatch'ı da aldık. 41 saniye. Şöyle son enerjiyi de harcayalım. Biri buna gitmiş. Ama ben bunu, bu dövüş benim değil arkadaşlar. Şöyle çıkışımızı yapalım. İkinci kısımda devam edeceğiz sabah. Evet, dövüş sayılmasa bile pot basmak zorundayız. Gerçi takım potlarında stokta olanlar varmış. Ondan onlar gitmeden kullanmak lazım diye kullandım bir tane. Evet, sağdan devam ediyoruz ikinci kısımda. Sırada Jessica var. Bakalım, savaşta da ilk defa Jessica ile dövüşüyorum galiba. Çatışmacı. Dikkatli dövüşmek lazım. Ben gene onluklarımı basayım. Bunlardan bulmak çok kolay zaten, biliyorsunuz. Hadi bu kez sağlıkta basalım. 20 ve 30'lukları saklıyoruz ama. Hayda. Oldu, tamam. Tekrar bir bakayım şöyle. Bir çatışmacı. Hızlıca dövmeye bakacağım ben bunu. Özel saldırı atmadan falan. Ama yo, atmam lazım özel saldırı. Yo, değil. Çatışmacı unuttum. Hmm.
Hayda. Nasıl hemen ola çıktı bu, onu anlamadım ben. Normal dövelim o zaman bunu biz. Güzel saldırı da attırmamak lazım buna. Şey ya, hemen şey yapıyor. Hemen atıyor özel saldırısını hiç fırsat vermeden. Tamam. Tamam, ölür. Ölmezse yuh derim zaten. Bu da halledildi. De pot çok gidiyor ya, ona üzülüyorum. Ama şöyle, şu takımları hiç kullanmıyorum. Ondan onları basıyorum genelde. Şu aralar. Tamam. Bir de 9500'lük. Şimdi Wong'la devam ediyoruz. Bakalım burada ne varmış. Bir gözü açık. Bir gözü açık sinir bozucu o zaman. Başta alıkoymaya para koynayalım. Gerçi suç benim. Şey yapmadım. Yaralanmama bastım da onlar çok az var. Onları hiç basmak istemiyorum. Hop, yakalayamadık. Ula gel hadi. Gücü kilitleniyor. Çok iyi. Hızlıca gidelim, şöyle dövelim. Gel bakayım. Hop. Tabii hep böyle Hazar çift karılarını bana verdikleri için can kaybetmem de böyle çok normal. Bunu da aldık. Sırada Spot'u var. Spot efendi. Bakayım şöyle. Aynı karalar. Spot daha kolay. R5 bu bir de. Başlıyoruz. Maleye bir atmak lazım. Direkt eridi gitti ha. Bunu R5 atan. Ben spotumu R5 attım, adam 25 saniye de alsın diye mi diye şimdi şey yapıyordur, ama yok, spot R5 atılır tabii ki. Evet, bir dövüşümüz daha var. Evet, şimdi son dövüşümüze gidiyoruz. Klasik mini boss'umuza gireceğiz. Evet, soldan gideceğiz. Evet, gördüğünüz gibi karşımda kocaman bir Amerika Chavez var arkadaşlar. 7 yıldızlı rütbe 2 kendisi. İlk defa 7 yıldızlı rütbe 2'ye gireceğim İttifak Savaşı'nda. 361 bin canı var ve blok delmeye vermiş. Tehlikeli bir dövüş olacak. Ama dediğim gibi savaş sayılmadığı için en güçlü güçlendirmeleri basmadım. Hatta gri güçlendirme bile basmayacağım. Çünkü gri güçlendirmelerim kısıtlı. Sonraki savaşlarda lazım olacaklardır. Ondan buna harcamıyorum. Bay Sinister sinerjisine güvenip zaten yaralanmama basmıyorum. Amerika Chavez'in güç kazanımını güzel kontrol edeceğiz diye düşünüyorum. Haydi giriyoruz. Ve ağır saldırısını da attırmamamız lazım tabi. Şöyle bir alıkoyma yapalım. Bak yaptı ya. Hemen yaptı. Yedik engellenemezi, ne güzel. Bittik, öldük, tamam öldük. Evet, öldük demiştim. Evet, ölümsüzlük serimiz sonlandı arkadaşlar. O ağır saldırıyı yapmayacaktı. Son vuruşu da tabii ki kritik vuracak. O kaçınılmazdı.
Evet, son vuruşunun crit vurması kesinlikle kaçınılmazdı arkadaşlar. Ne yapayım, basayım bari yaralanmamayı. Siperi yiyorduk ha. Hı? İşte yapmak istediğim buydu ya. Ha, tabii ki resist açacak. Tabii ki. Tabii ki yani dayanıklılık açacak. O %100. Bir daha deneyelim. Ha, bu kez açmadı. Hayır, bu kadardı. Çok basit bir dövüştü ya. Bir yaralanmama basmadık diye öldük, görüyorsunuz. Ama sayılmayan bir savaş için basmamıştım yani. Neyse, belki bunu saymazlar şeyden. Ve savaşı bitirdik. Evet, millet oraya buraya ölmüş resmen arkadaşlar. Şurada da bir kill var. Kill var. Şurada arkada da bir tane vardı galiba. Aynen, hep bizimkiler ölmüş daha çok. Yani yaralanmamayı basmamada kızdılar yani. Çünkü çok az yaralanmamam var. Sonraki savaşlara saklamam gerekiyordu. O yaralanmamayı basmaya bastığıma pişmanım yani. Yani yaralanmama basacağıma ölseydim keşke bir kez daha. Çünkü ölmenin hiçbir anlamı yok bunda. Ama yaralanmama desteğinin sonraki savaşlar için değeri büyük. O yüzden burada öldüğüme değil, yaralanmama desteğini bastığıma pişmanım. Nasılsa sayılmıyor savaş. Hala da zaten ölümsüzlük serimin devam ettiğini söylediler. Ondan bir sıkıntı yok. Yani bu öylesine bir savaştı arkadaşlar. Siz de şey yapmayın hiç. Deli gibi ölen biri varsa o kişiye kızmayın. Yani hatta eşyalarını saklasın sonraki savaş için. Benim gibi hata yapmasın o yaralanmama desteğini basma hatasını. Ben sinirimden bastım çünkü orada. Biraz da eşya gitti. Sağlık potu falan, o yüzden. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.